Herkese merhabalar. Survivor All Star 2024'te bu hafta neler oldu? Kim kime laf soktu? Kim kime eleme potasına yolladı ve kendini kim kurtardı? Hepsini konuşacağız. Dominik Kritik başlıyor. Ve Nagihan'ın hatırlarsanız bir kavgası vardı. Biraz eskilere dalmış olabilirim ama orada dikkatimi çeken bir şey var. Bu eskiden konuşmayan, kavgaya girmeyen, çok nazik, tatlı bulduğumuz Survivor'lar SMS'in olmadığını duydukları senede ne kadar da değişebiliyorlarmış. Mesela Gizem'den ben asla böyle bir tepki beklemezdim. Daha önce Survivor'a katıldı, onunla bir sene aynı Survivor'da yarıştım. Hiçbir polemiğin içerisine girmeyen, çok tatlı, minnoş görünen bir yarışmacıydı. Bu sene biliyorsunuz ki SMS yok. Bu Nagihan'ın işine gelir mi? Kendince gelir ama bence gelmez. Ya da Ogeday, ya da Damla, ya da Nefise. Performansına güvenenler, Seda. Benim için sorun yok. Performansım kötüyse beni potaya koyun, elenirim der. Çünkü zaten bazıları SMS alamadığı için özellikle bu Survivor'ı tercih ediyor ya. İşte SMS olmadığı için de bu sene acayip değişen Survivor'lar var. Bunlardan birincisi Gizem, ikincisi de Ogeday. Arkadaşlar, SMS varken de sizleri böyle görmek istiyorum. Bu sene Survivor'lar aslan kesiliyorlar. Parkurda değil ama röportajlarda. Tatlım, hepinizin ağzı dili varmış hayatım. SMS'li Survivor'larda neden böyle çatır çatır konuşmuyordunuz? SMS olmayınca mı konuşmak aklınıza geldi? Ya buna çok şaşırıyorum. Sanki özellikle parkura değil de röportaj nasıl verebilirim? Nasıl elimi, kolumu, jestimi, mimiklerimi kullanabilirim? Bir an ne düşündüm biliyor musunuz? Sanki bunların hepsi açmışlar, benim röportajlarımı izlemişler. Evrim acaba nasıl röportaj veriyordu? Biz de öyle röportaj verelim diye antrenman yapmışlar. Ama geç kaldınız. Ama senin de çok efsane bir röportajın var. Evet. Onu da bir bölüm konuşmamız gerekecek. O zaman haftaya konuşalım mı? Hani o bana insan gibi bir çay, bir kahve verin. Neydi, nasıl oldu, o röportaj nasıl çıktı? Hepsini, detaylarını haftaya anlatıyorum o zaman. İki tane yarışmacı girdi. Biliyorsunuz ki kadınlarda Yağmur ve Aysu, erkeklerde de Mustafa Kemal ve Dora girdi. Kadın yarışmacılar güzel. Kırmızı takımda Yağmur daha başarılı Aysu'dan. Kırmızı takım için daha doğru bir transfer oldu. Erkeklere baktığımızda da gerçekten Mustafa Kemal çok başarılı. De hatırlıyor musunuz demiştim. Kırmızı takımdan bir erkeğin elenmesi lazım. Çünkü mavi takım kadar birbirinin yerini doldurabilecek yarışmacı yok. Ogeday olmaz Poyraz olur. Poyraz olmaz Yasin olur. Turabi olmaz Mustafa Kemal olur. Mustafa Kemal olmaz artık Yunus Emre olur, Özgür olur. Birbirlerinin yerini doldurabilecek yarışmacılar var. Kırmızı takımı ben birazcık güçlenmiş şekilde görüyorum. Dora da iyi bir Survivor'dır ama Mustafa Kemal'in çok daha hızlı giriş yaptığını, Ogeday'ı, Poyraz'ı, Yasin'i, Hakan'ı çok daha kolay yenebileceğini düşündüğüm için kırmızı takım güçlü bir elemana sahip. Mavi takım takımları eşit görüyor. Acun Bey de takımları eşit görüyor. Ben burada Nagihan'a hak veriyorum. Hayır, takımlar eşit değil. Son iki dokunulmazlığı kırmızı takım kazanmış. Karşı taraftan iki tane aday çıkarmış olabilir. Ama bu kırmızı ile mavinin güçlerinin denk olduğunu bana ispatlayamaz. Bir kere arada çok fazla yaş farkı var. Birbirlerinin alternatifi çok var. Kadın olarak da mavi takım çok güçlü. Sahra diyoruz, oyun alıyor Aleyna'dan, Pınar'dan. Kırmızı takımda kötü bir Berna vardı. Mavi takıma geldi, çatır çatır oyun alıyor. İyi bir Damla, iyi bir Seda, iyi bir Nefise var. Bu işler Nagihan'la, Merve ile, Pınar'la olmaz. Merve bu hafta çöküşteydi. Ben de bittim, ben de yapamıyorum diyordu. Çünkü bireysel düşünüyor kırmızı takım. Kendi başarılarını düşünüyorlar. Takımın başarı değil. Ben sayı alayım. Benim istatistiğim iyi olsun. Ben göze başarılı olarak gözükeyim. Önemli olan bu. Kendilerinin zaten potaya girmeyeceklerini, girseler bile eleyebileceği kişiler olduğunu biliyorlar. Kırmızı takımın en büyük hatası haddinden fazla bencil oyuncuyu barındırması. Kibir, bencillik, egoistlik, bunların hepsini barındıran bir kırmızı takım var. Bütün kırmızı takım yarışmacıları mı böyle? Hayır. Ama çoğunlukla böyle olanların sözü geçiyor. Mavi takıma baktığımda kaybetmedikleri için gayet düzenli, huzurlu ve mutlu bir mavi takım var. İnanır mısınız, Nagihan'a katılıyorum. Takımlar asla denk değil. Acilen takımların bence karışması gerekiyor. Çünkü takımlar karışmazsa yanlışlıkla erken zamanda elenmemesi gereken kişiler elenebilir. Mesela
mesela Sercan. Benim Sercan'a inancım tam. Adam daha kendini bulamadı. Çünkü mobbinge uğruyor. Çünkü onu istemeyen bir Turabi var, Merve var, onun yandaşları var. Zaten Özgür'ü de istemiyorlar. Özgür'le Sercan da ittifak içinde. Burada olan Sercan olacak. Acilen takımların karışması gerekiyor. Sercan mavi takıma geçmeli. Kendini kurtarmalı, bir nefes almalı. Yasin ya da Poyraz kendini gösterebilmek adına acilen kırmızı takıma geçmeli. Nefise ya da Damla acilen kırmızı takıma geçmeli. Kendilerini Seda'nın baskısından kurtarabilmeleri için. Pınar acilen aslında mavi takıma geçmeli. Sahra kırmızı takıma geçmeli ama Nagihan'la yaşamış olduğu kavgadan dolayı geçemeyebilir. Bir de asla karşı takıma geçmemesi gereken kişiler var. Turabi asla maviye geçmemeli. Merve asla maviye geçmemeli. Hakan asla kırmızıya geçmemeli. Seda kırmızıya geçmemeli. Huzurluysan performansın da ona göre doğru bir şekilde yükseliyor. Sercan huzuru yok, mutlu değil. Kırmızı takımda barınamıyor. Acilen yerinin değişmesi lazım. Yasin, Poyraz kendini gösteremiyor. Ogeday'ın gölgesinin altında kaldı. Acilen Yunus Emre gibi kırmızı takıma geçmeleri lazım. Kendilerini göstermeleri lazım. Nefise, Seda'nın gölgesinin altında. Birazcık da Damla'dan da etkileniyor. Nefise'nin kendini göstermesi lazım. Nefise'nin Damla'yı yenmesi lazım. Seda'yı yenmesi lazım. Nagihan'a ve Merve'ye aynı takımda olup hayırdır sadece siz değil ben de buradayım demesi lazım. Evet biliyorsunuz ki erkek elemesi bu hafta gerçekleşmedi. Bozoğ'un sakatlığından dolayı. Bu bir bahane mi? Bence bahane değil. Survivor'da sakatlık asla bir bahane olamaz. Zaten orada doktor oynayamaz diyorsa ve Acun Bey de kurallar gereğince böyle bir şans veriyorsa ben inanıyorum ki o kişi gerçekten sakattır. Asla sorgulamadım. Bozoğ hadi bu hafta kendini kurtardı, elenmedi. Bir hafta daha yarışmada kaldı. Peki haftaya kalabilecek mi? Turabi Özgür kendini kurtardı. Sercan yine potada. Sercan kazansa da haftaya tekrar erkek potası oynanacağı için kaybettiğinde yine kendini otomatikman potada bulacaktı. Yani aslında bu Turabi ve Özgür'ün potasıydı. Acaba onlar birbirini eleyebilecek mi? Ya da Sercan Turabi'yi ya da Özgür'ü eleyip kendini kurtarabilecek mi? Orada heyecanlı olan kısım Turabi ile Özgür'ün final oynamasıydı. Orada Sercan'ın Özgür'e elenmesi, Turabi Sercan'ı elemesi ya da ilk turda Turabi ile Özgür'ün karşılaşması bunların hiçbiri önemli değildi. Turabi potada sonraki hafta hiç konuşmadı. Turabi şov yapmayı seviyor ama her şekilde şov yapıyor. Survivor'da parkurda da şov yapıyor, konseyde de şov yapıyor, isim yazarken de. Turabi'nin şov yapması için sadece konuşmasına ihtiyacı yok ki. Şu anda Turabi konuşmuyor, yine biz onu konuşuyoruz. Acaba Turabi neden sustu? Çünkü canı konuşmak istemiyor. Aslında izlediğimiz düello önemli değildi biliyor musun? Bir nevi Sercan'ın zaten eleme potasında olacağını biliyorduk. Asıl önemli olan neydi? Bu kişileri oturup keyifli bir şekilde Ersin abinin izlemesi. Helal olsun bir adam sana. Arkadaşlık ilişkilerini ve karakterini, kişiliğini ortaya koydun ve kendini yazdırmadın. Diyorum SMS olsun olmasın bir insan kendini sevdirecek. Ve sen bunu başardın Ersin abi. Sen potaya girmedin, başarısız oldun. İçin değil, başarılı olduğun için potaya girmedin. Nedeni ne? Şimdi dışarıdan izleyen Survivor'lar bir düşünsün. Gelelim Nagihan, Sahra, Hakan olayına. Tamamen teori üretiyorum. Sizler gibi eski Survivor olmam oradaki her şeyi bileceğim anlamına asla gelmez. Oradaki hiçbir şeyi ben de bilemem sizler gibi. Düşünüyorum ne olmuş olabilir? Sahra ile Nagihan zaten birbirini çok sevmez. Eski zamanlarda da çok tartışmaları olmuştu. Fiziksel müdahaleleri de oldu. Sen bana vurma, sen elini çek, sen bana bir dokunma. Zaman zaman hep oyunlarda bunu yaşadılar. İstanbul'a geldiklerinde son dönemlerde evet kız kıza buluşmalar gerçekleşti. Seda'sı, Sema'sı, Sahra'sı, Nagihan'ı, Birsen'i hep beraber buluşuyorlardı, zaman geçiriyorlardı. Ama birbirini sevmeyen insanlar yine Survivor'da aynı şekilde devam ediyorlar. Birbirlerine tahammülleri yok. Acaba Sahra orada ne dedi Nagihan'a? Nagihan konseyde dedi ki benim namusuma laf attı, dil uzattı Acun Bey, ben bunu kabul edemem. Şimdi bunu ben de kabul edemem. Bunu hiçbir kadın ve erkek zaten kabul edemez. Ne dediği çok önemli. Sahra da demiş midir?
Sahra'yı ben çok yıllar öncesine dayanır tanırım. Çocukluktan beri Sahra'da bir şeyler demiştir. Ama günahını almayayım, ne dedi bilmiyorum. Nagihan'ı çıldırtmak da çok kolaydır. Bu bir tane program vardı, Konuşanlar. Biz oraya konuk olduğumuzda Nagihan birazcık cesur hayatıyla ilgili anılarını anlattı. Bu Nagihan'ın kendi tercihidir. Acaba diyorum oradan bir şeyle mi vurdu Nagihan'ı? Hani belden aşağıya denilince aklıma bu geliyor benim. Nagihan da hayırdır kızım sen ne diyorsun bunu bana mı diyorsun deyip bir şeyler yaptı mı? Çünkü Nagihan da yani öyle eli belinde de oturup durmaz ki. Bence orada istenmeyen fiziksel müdahaleler yaşanmış olabilir. Daha sonraki oyunda Sahra yoktu. Oyunun başında oluştu bu olaylar ve Sahra oyunda yoktu. Sahra nerede? Neden oyuna çıkmadı? Oyuna mı çıkamadı? Nasıl bir kavga, tartışma, fiziksel müdahale vardı? Acaba revirde yatıyor muydu? En az sizin kadar ben de merak ediyorum. Bence benim fikrim olarak Nagihan Sahra'ya fiziksel müdahalede bulunmuş olabilir. Suçlu mu? Yerden göğe kadar suçlu Nagihan eğer böyle bir şey yaşandıysa. Sahra'ya dönecek olursak yarışmadasın diye dokunulmazlığın yok. Hiç kimseye belden aşağı istediğin gibi çatır çutur konuşamazsın. Sen konuşursan karşındaki de Nagihan sana bir şekilde cevabını verir. Ne diyeyim şimdi? Ama asıl merak ettiğim konu bu olay Hakan abiye nasıl sıçradı? Konseyde Acun Bey Nagihan'a 2 ödül ceza verdi. Az, çok az. Bence en az 10 ödül ceza ya da diskalifiye olmalıydı. Ama olayların nasıl geliştiğini bilmeden konuşuyorum. Acun Bey'in dediği olaylar konseyde konuşulan kötü sözler olduğu için Acun Bey Nagihan'a 2 ödül ceza verdi. Ama Sahra neden ortalıkta yoktu? Ne oldu da acaba Sahra oyuna ve konseye katılmadı? Ama şöyle bir algı yaratıldı mı yaratıldı. Nagihan Sahra'ya fiziksel müdahalede bulunmuş olabilir. Yaşın yanında kuru dayandı. Hakan abinin de üzerine yürüdü. Çünkü konseyde Acun Bey Hakan abiden özür diliyor. Şimdi Acun Bey Hakan abiden özür diliyorsa ortada çok büyük bir olay var. Hakan abi durun ne yapıyorsunuz hayırdır derken acaba bir iki tane de yanlışlıkla Hakan abiye mi geldi? Hakan abi de mi acaba oradan bir payını aldı düşünmeden edemeyeceğim. Nagihan hakkını sonuna kadar arayan bir kadın. Nagihan güçlü bir kadın. Haklı da olsa haksız da olsa tereyağından kıl çeker gibi kendini sıyırır. Nagihan'la tartışırken kavga ederken ben bile 2 kere değil 5 kere düşünürüm. Düşeceğim pozisyonu. Nagihan'la asla kavga etmeyi tercih etmem. Derim ki aman ne gerek var işte Nagihan da biliyoruz derim. Şimdi konseyde Acun Bey'i bile bezdirdi. Nagihan'ın bu hareketlerinden artık vazgeçmesi gerekiyor. Kaçıncı Survivor'ına katıldın? Şampiyon olmak için geldin. Sürekli kavgalarla, tartışmalarla anılıyorsun. Artık Nagihan markasına istemsizce kendi zarar vermeye başlıyor. Sonuçta herkes Survivor'a devam ediyor. Diskalifiye hiç kimse olmadı. Ama ben o konseyde o kadar geçen o lafların arasından Sahra'nın ya da Nagihan'ın yerinde olsaydım yarışmayı bırakır çeker giderdim. Sahra katıldığın her sezon biriyle münakaşaya girmeyi nasıl beceriyorsun? Bu hafta takımlar birazcık daha bana heyecan verdi. Mavi takımın üstünlüğü birazcık daha azalmaya başladı. Bu bir gerçek. Gelen yedek yarışmacılar sayesinde bir kadın potası karşımızda. Pınar, Kardeniz, Aysu, Berna. Güzel bir pota. Bu potada aslında dikkat edilmesi gereken şu. Kardeniz'le, Berna'yla, Aysu'yla aynı potayı girmeyi hak eden Aleyna mıydı, Gizem miydi, Pınar mıydı? Pınar, işte bu sana ders olsun. Eğer takımda çıkıntılık yaparsan, takımla ilgili arkadaşlıkların, bağların güçlü olmazsa ve sadece insanların canını acıtmak için konuşursan, takım arkadaşların Aleyna'yı değil, Gizem'i değil, seni yazar ve seni potaya yollar. Pınar, Kardeniz'le, Aysu'yla, Berna'yla eşdeğerde bir Survivor mu şu anda? Hayır, Gizem'den daha iyi. Daha çok gelecek vaat ediyor. Daha hızlı bir kere. Aleyna'dan da çok daha iyi bir Survivor. Nerede kaybettiğini şu an daha iyi anlarsın. Harika bir dans yarışması düzenlediler. Dedim ki evet bence Berna çok başarılı olacak. Harika bir şölen izletecek bize. Ama garibim dereceye bile giremedi. Acun Bey sayesinde Rio'ya gidiyor. Neden? Bir düşünün neden?
Kim dereceye soktu yarışmacıları? Kendileri çok iyi dans ettikleri için mi? Hayır. Halkın sempatisini kazananlar halktan daha fazla oy aldığı için gidiyorlar şu anda Rio'ya. Berna neden gidemedi? Her zaman söylüyorum. SMS olsun ya da olmasın. Halkın desteğini arkanıza almak zorundasınız. Arkandan kitleler olacak ki sen Survivor'dan çıktıktan sonra şampiyon dahi olsan, sevilmiyorsan bu mu oldu şampiyon? Hak etmedi ki. Falanca daha tatlıydı ya. Ben onun olmasını istiyordum. Onu kendime daha yakın hissediyordum. Daha sempatikti, daha güler yüzlüydü. İşte bizim bunu dedirtmemiz lazım. SMS yok diye koşa koşa gidenler, Rio'ya gidenlere çok güzel el salladı. Keşke bizim zamanımızda da böyle dans yarışmaları olsaydı. Biz bir birleşmeden birleşmeye gördük yani bu eğlenceleri. Ama orada bir dans yarışması olsaydı ben ne oynardım? Binlerce dansöz vardı. Yani oryantali seçerdim. Çifte telli. Güzel oynarım bak, Çankırılıyım, bizim oranın havaları. Ama gidip de yani geçen sene öğrendiğim o martılar koreografisini yapmazdım. Şimdi burada kime laf söyledim? Berna'ya laf sokan Seda'ya. Bunu unutur muyum? Unutmam. Gözümden kaçar mı? Kaçmaz. Tebrik ediyorum. Seda da güzel bir performans sergiledi. Herkes dansta başarılı olmak zorunda değil. Ama ya şunları da yapmayalım. Berna çok güzel dans etti sahnede. Puanları kaptı. Arkadaşlarının yanına geçerken orada Seda kendi performansı kötü. Bunu kendine yediremiyor. Ve parkurda kötü olanların da dansta performansı iyi ya. Orada hemen bir laf soktu. Hadi iyisin dedi. O gidayla dedi bayrağı çıkarsın dedi. Neden diyorsun bunu? Yani demek istediği ne biliyor musun? Sen ancak burada beni geçersin. Sen ancak burada yüksek puan alırsın. İstatistiğini yükseltirsin. Parkurda görelim bir de seni. Laf sokması olmuyor. Hemen bir olay daha hatırlatmak istiyorum size. Ersin abinin çamaşır ipi gibi asılı kaldığı bir oyun vardı, hatırlayın. Yukarıdan tutuyorlar, elleri kayınca havuza düşüyorlardı. Orada Sahra havuza düştü. Seda dedi ki, hadi iyisin, kendine göre çok bile durdun. Yapma bunu. Yapma. O lafı sokma. Bak sen parkurda iyisin. Atışların da iyi. Bakın şampiyon olabilir bu kadın. Neden olmasın? Çatır çatır kadın parkurları yarıyor. Atışı da bu sene çok iyi. Ama şu dili tut be Seda. Tut şu dili. Süper diyoruz performans. Akıyor kadında diyoruz. Ama çekemiyor. Bir yerden bir şekilde bir lafı sokuveriyor. Yapma bunu. Orada Sahra'ya o lafı bilerek ve isteyerek soktu. Sahra dedi ya, ben senden daha çok durdum ama. Sahra da hep kaybetti. Ettiği için kazandığında kendini kanıtlamak istiyor. E burada ne oldu? Hemen bir soğuk savaş başladı. Hemen Seda Sahra'yı küçümsemeye devam etti. Üf Sahra dedi, şaka yaptık zaten dedi, anlamıyorsun dedi. Evet dedi, en iyi sensin. Çok saçma değil mi? Ne gerek var? Mesela Damla hiç böyle muhabbetlere girmiyor. Dans yarışmasında kim birinci oldu? Damla. Bilmem anlatabildim mi? Poyraz ve Ogeday arasında inceden inceden bir soğuk savaş hissediyorum. Yakın arkadaş gibi görünüyorlar. Öyle de olabilirler. İkisinin yaşları birbirine çok yakın. Performansları çok yakın. İkisi de şampiyon olmak istiyor. Ogeday şu an liderliği, bayrağı almış durumda gidiyor. Bu durumdan Yasin ya da Hakan ya da diğerleri değil. Poyraz rahatsız. Belki yakın zamanda değil ama bir 3 ay sonra, 4 ay sonra Poyraz ve Ogeday arasında tartışmalar, kavgalar görebilir. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum ya. Belki büyük konuşacağım ama programı da tam kapatırken kim şampiyon olur mu diye sorarsanız cevap veremem. Şampiyon olabilecek çok kişi var. Ama bana kim şampiyon olamaz derseniz gözüm kapalı Nagihan derim. Bence bu sene de şampiyon olamayacak. Arkadaşlar, onu bunu her şeyi bırakın, bir köşeye atın. Benim tek merak ettiğim bir konu var. Nagihan kıskanıyor mu, kıskanılıyor mu? Bu haftayı derinlemesine kendimce inceledim ve sizlerle birlikte paylaştım. Dominik Kritik bitti. Bir anda şeye geçiyormuşum Kaan. Dondurmayı kim çaldı? Durun onu haftaya anlatacağım söz. O dondurmayı kim, nasıl, neden çaldı ve yedi? Her şey benim gözümün önünde gerçekleşti. Haftaya anlatacağım onu da, söz veriyorum.